Kulüp içerisindeki hiyerarşiden biraz bahseder misin? Bir saat sonra hayata kalıp kalmayacağını bilmiyorsun. Tehlikeli misiniz? Yerine göre. Ben izin verirsem benle konuşabilir. Soramazsın'ın yeni bölümünde Alp'le birlikteyiz. Alp bir motor çetesi üyesi. Merhaba Alp. Selam. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, teşekkürler. Sen? Bomba. Biraz kendinden bahseder misin? Anatolian Tigers MC Motosiklet Kulübü Official Yol Kaptanı Alp Akgün. Kısaca durum bu. Sana motor çetesi dememden rahatsız oluyor musun? Motosiklet çetesi değiliz. Tamamen farklı bir formatta sürüyoruz sadece. İllegal hiçbir iş yapmıyoruz bilinenin aksine. İnsanların kafasında böyle bir olgu oluşmuş. Aslında bizler de işi gücü olan, legal işlerde çalışan insanlarız. Sadece motosikleti ve özellikle motosiklet kulübümüzü hayatımızın merkezinde tutuyoruz. Kendi içerimizde uyguladığımız bir yarışı düzeni var. Disiplinli sürüyoruz ve yaşıyoruz. Doğal olarak da bu bazı insanların, özellikle toplumun geneli tarafından doğru algılanmıyor. Farklıyız, farklı düşünüyoruz, farklı yaşıyoruz. Bu kulübü kurmaktaki amacın neydi? Bu kulübü ben tek başıma kurmadım. Toplamda 9 arkadaşımız, o zaman kardeşimiz olan arkadaşlarla birlikte kurduk. Kardeşlik adı altında bir arada sürmek istedik. Sürekli zaten birlikte olduğumuz insanlar, birlikte olduğumuz, birlikte takıldığımız bir arkadaş çevresinden bahsediyoruz. Sırf motosiklet sürmekten öte her gün görüştüğümüz kişilerden bahsediyoruz. Dolayısıyla da Türkiye'de motosiklet kültüründe ilk kez bir yelek formatı adı altında bir araya gelerek biz Anatolian Tigers MC'yi 2003 yılında kurduk ve ondan sonra da yolumuza devam ettik. Dünyada zaten düzeltiyorum, Türkiye'de kırmızı beyaz renkleriyle, kendi Türk örf adetlerimizle ve en önemlisi Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı milletimizin ve vatanımızın bölünmez bütünlüğüne inanan insanlardan oluşan bir grubuz. Bu çok önemli bir çizgi bizim için. İlk 9 tüzüğümüzde yer alan değişmez kurallardan bir tanesidir. Buna MC kültürüyle birlikte Türk örf adetlerini de kattık ve bunu harmanlayarak oluşturduk bu kulübü. Bahsettiğin kuralları kim ve nasıl kuruyor? Kriterler var. Kurallar demeyeyim de kriterler var. Temel kriterlerin dışında sizler ülkenizdeki bulunduğu konum veya bizim ülkemizdeki örf adetleri de ekleyerek ülkemize uygun halde bir formata geçiyorsunuz. Yazılı kurallar MC kültüründe asla olmaz. Çünkü her gün farklı bir şey oluyor. Dolayısıyla kulübünüzde bazı şeyleri değiştirmek zorunda kalıyorsunuz. Değiştirebilir bazı kurallarımız var ama dediğim gibi değiştirilemeyecek kurallarınız var. İşte peş renginiz, kulüpteki illegal işle asla yapamamanız, yasak olması gibi. Hiçbir kulübün asla bir supportu olmamanız. Bunlar bize değiştirilemeyecek kurallar. MC ve MK arasında ne gibi bir statü farkı var? Şöyle, MC Motorcycle Kulübün aslında kısa atması. Ama bizler için, MC kulüpleri için motosiklet kulübü kelimesinin çok daha ötesinde bir farklı bir anlam ifade ediyor. Bir yaşam tarzını ifade eden bir sistem. MK ise Anadolu Kaptanları MK diye bir oluşum kurduk zamanında. Kurarken de amacımız çevremizde bizimle birlikte olan dostlarımızın farklı motosiklet tarzları olabilir, motosikletleri olmayabilir. Motosiklet almak için çalışıyorlardır ama motorları o an yoktur. Ama sürekli görüştüğümüz insanlardır ama bizim katı yarışı düzenine adapte olamıyorlardır veya adapte olamayacaklardır. Ama o arkadaşlarımızı da seviyoruzdur. Bizimle sürmelerinde engelleyen bu noktayı, MC motosiklet formatımızı, MK formatında onlar için çok daha ulaşılabilir ve yapılabilir hale getirdik. Motosiklet tarzında bir kriter koymadık. CC yani motor gücüyle ilgili bir kriter koymadık. Yarışı düzeni söz konusu değil. Yani bir MK full yeleklisiyle ben istediğim gibi muhabbet edebiliyorum ama bir MC formatında bir hangaround benden mesela muhabbet edemez. Ben izin verirsem benimle konuşabilir. MK'da böyle bir şey yok. Dostların bizlerle sürebilmesini sağlamak içindi. MK Türkçe karakterler. Ana tema nokta bu. Zaten dünyada sadece bizde var MK. Motosiklet kulübü. Motorcycle kulübün Türkçe versiyonu. İsimler de Türkçe. Anadolu Kaplanları MK. Aynen Anatolian Tigers MC gibi. Kulüp içerisindeki hiyerarşiden biraz bahseder misin?
MC kulüplerin tamamında bir hiyerarşi düzeni vardır. Yani bir rütbe sistemi uygulanır. Herkes bu rütbelere saygı gösterir ve o rütbeyi almak için de çalışır. Herkes hak ettiği rütbeyi ve yetenekleri doğrultusundaki rütbeleri verme taraftarıyız ve genelde de bu yönde ilerliyoruz. Böylece herkese daha çok faydası olan ve en önemlisi taşıdığı rütbeyi hak ederek ve saygı duyularak almış üyelere sahip oluyoruz. Çok sevdiğimiz biri için bir rütbe vermiyoruz veya "aa sen bu işi yaparsın" demiyoruz. O adam o yeteneğe sahipse o rütbeyi zaten alıyor. Dolayısıyla da bu hiyerarşi düzen bize ne getiriyor peki? Disiplin getiriyor. Bizde çok ciddi bir disiplin var. MC kulüplerinde çok ciddi bir disiplin var. Bu bizi diğer kulüplerle ayıran ana kriter zaten. Sürüşteki yerinizden bir akşam yemeğinde oturacağınız yere kadar her şeyi bu rütbeler belirler. Bu insan ilişkileri, diyaloglara kadar ilerler. Dolayısıyla rütbe bir MC kulübünde her şey. Nedir bu rütbeler? Yine ben kendi kulübümüzden örnekler vererek geçeceğim. Başkan, başkan yardımcısı, çavuş, namı diğer sergeant, sonrasında yol kaptanı, tail gunner, sekreter, treasurer, kasa, road security, ondan sonra normal security, medic, mekaniker ve ihtiyaç olursa başka rütbeler de verilebiliyor. Ama temel noktalar, temel rütbeler bizde en azından bu şekilde. Kazanılan bir rütbe sonradan kaybedilebilir mi? Evet, rütbe de kaybedilebilir. Alınan bizdeki tüm aslında yeleğimizin üzerinde taşıdığımız tüm peşler birer rütbedir. Yani hang around başlarsınız bizde. Sadece yeleğinizin arkasında Türkiye yazar. Sonra prospect olursunuz. Yukarıda Anatolian Tiger Sezer. Full member olduğunuzda ortaya kaptanı da alırsınız ve full member olursunuz. Bunların her biri birer rütbedir. Onun üzerinde de demin saydığım rütbeler devreye girebilir. Road security olabilirsiniz, tail gunner olabilirsiniz, yol kaptanı olabilirsiniz, arka silahçı dediğimiz tail gunner olabilirsiniz, security olabilirsiniz, sekreter olabilirsiniz. Bu tür bütün görevleri alabilirsiniz. Bütün bu rütbeleri aldınız, taşıyorsunuz ama bu size çok büyük bir sorumluluk getiriyor. Yani bir hang aroundken prospect olduğunuzda sorumluluklarınız artıyor. Sizden beklentiler de artıyor. Bir member olduğunuzda daha fazla bir beklenti var. Bir de üstüne rütbe aldığınızda daha da fazla bir beklenti haline geçiyoruz. Bunların eğer karşılayamayacak olursanız doğal olarak bunlar sizden geri alınır. Amerika'daki MC kültürü ile Türkiye'deki MC kültürü arasındaki farklar neler? Bunu şöyle söylemek lazım. MC kültürü benim bildiğim kadarıyla zaten Amerika Birleşik Devletleri'nde doğmuş bir kültür sistemi. Temelini araştırırsanız kovboyluk zamanına kadar aslında gider. Bu konu da çok uzun aslında ama onların kültürüyle oluşmuş bir yapı sistemi. Amerika'daki MC kulüp ve format veya yaşam tarzı ile Türkiye'deki yaşam tarzı arasında bence çok büyük bir fark var. Biz Türk'üz. Bizim kulübümüz için ana kriter farkı Türk örf ve adetleri. Dolayısıyla biz buna dikkat ediyoruz. MC kültürünü kendi adımıza yaşatıyoruz ve yaşıyoruz. Ama kendi kriterlerimiz içerisinde. Aranıza yeni birini dahil etmek için kriterleriniz neler? Biz Anatolian Tiger MC olarak aramıza yeni katılacak olan bir kişinin referansla gelmesini istiyoruz. Yani mutlak suretle üyelerimizden birinin tanıdığı biriyle ancak bize başvuru yapabiliyorsunuz. Biz tanımadığımız kimseyi kulübümüze dahil etmiyoruz. Bu şu demek, internetten başvuru bize yapamıyorsunuz. Yani çok dikkate aldığımız bir merci değil internet ortamı. Olur da üye olarak bir referansla geldiğiniz zaman bizim kulübümüz Anatolian Tigers'ta belli bir süre beklemek durumunda kalıyorsunuz. Siz bizi tanıyorsunuz, biz sizi tanıyoruz. Yani üyeyi tanıyoruz. Bu süreç aslında kısa da olabilir, uzun da olabilir. Bu tamamen katılan kişinin kulüple olan iletişimiyle, fedakarlığıyla, kendisini göstermesiyle ilgili. Biz rütbe veriyoruz ama her zaman şöyle söyleriz, rütbeyi hak eden alır. Yani sen hak edersen zaten biz sana o rütbeyi veriyoruz. Kimseye şunu yapacaksın, bunu yapacaksın, sen şunu yapmazsan bu olmaz demiyoruz. Yol yordam gösteriyoruz, abilik yapıyoruz. Belli bir çizgiye tutturmaya çalışıyoruz. Kulübü benimsemesini sağlamaya çalışıyoruz. Sonuçta ileride kardeşimiz olacak. Eşimize emanet edeceğiz. Dolayısıyla da
bu kuralların hepsini içeride işletmemiz lazım. Bu da zaman alıyor. Yarı üye prospektlik nedir ve bir motorcu nasıl tam üye olur? Şöyle söyleyeyim önce. Aday üye diye geçiyoruz biz aslında. Hangarant olduktan sonra prospekt oluyorsunuz. Prospekt olduktan sonra memberlık için artık sizde sıra. Dolayısıyla kardeş olma adayısınız. Kardeş adayısınız. Bu bizim için çok önemli bir süreç ve rütbe. Burada sizin güvenirliğiniz, kulübe olan bağlılığınız, bunlar bizim için sonuçta değerli hale geldiğinden çok daha yakından takip ediliyor ve kontrol ediliyor. Bir member olmak için Anatolian Tigers MC'de bunların tamamına son derece dikkat etmeniz lazım. Misal veriyorum, tüm memberlarla aynı saygı, aynı çerçevede hareket ediyor olmanız lazım. Bir memberla çok iyi diyalog kurmanız sizi member yapamayacak. Çünkü oylama sistemimiz bunu engelleyen bir sistem. Aramızdan tek bir member eğer hayır derse kendisiyle konuşuruz. Neden hayır diyorsun bu prospekt için? O da bize bunu izah eder, anlatır. Eğer kendisini ikna edersek kardeşimizi, oyunu evet'e çevirirse sıkıntı yok. Ama çevirmezse prospekt memur olamaz. İki hayır gelirse zaten tartışmıyoruz bile. İki hayır tartışmaya açık bir konu değil. Prospekt olarak devam eder. Prospekt, hangarant bunların hepsinde bizler yakın an takipte bulunuyoruz. Aynı zamanda da çeşitli güven testleri yapıyoruz. Mesela basit bir şey söyleyeceğim. Hangarant'ın birine telefonla arayıp atarak konuşuyorum yine. E5'te bilmem ne noktasına git. Orada bekle diyebiliriz. Sabahın körü olabilir. Gecenin bir yarısı olabilir. O hangarant'ın çıkıp oraya gitmesi lazım. Veya o prospektin oraya gidiyor olması lazım. Gittiği zaman da bize rapor atıyor olması lazım. Ben buraya geldim diye. Ondan sonra beklemede kalması lazım. Hiçbir şekilde bize ya kaç saat oldu, kimse gelmedi, gitmedi, neden ben buradayım gibi dönüş yapamaz. Sadece oraya gitmesini söyleriz. O da oraya gider ve bekler. Bizden talimat gelir, bilgi veririz. Gidebilirsin, dönebilirsin şeklinde. O zaman ayrılabilir. Yelek namustur kavramını biraz açar mısın? MC kulüplerinde bizler için üzerimize taşıdığımız her amblemin, her rengin, her rütbenin ve peçin bir anlamı var. Dolayısıyla da bulunduğumuz ortamlarda bir başka motosiklet kulübünü gördüğümüzde üzerindeki peçleri okuyarak onun hangi rütbeye sahip olduğunu, hangi kulübe desteklediğini veya hangi kulübün mensubu olduğunu, rütbeler açısından hangi bölümde yer aldığını, bunların hepsini görebiliyoruz ve okuyabiliyoruz. Bizler, yeleklerimiz daha doğrusu bizim için kutsallar yani ve değerliler. Dediğim gibi bu bir dereceden alıp giydiğiniz bir şey bizim için ifade etmiyor. Yani anlamı çok daha ötesinde bir yaşam ve felsefeyi temsil ediyor. MC kulübüne atılmak mümkün mü? Elbette ki mümkün. Mesela iki member'ımız kulübümüzde yasak olmasına rağmen illegal bir işle uğraştı. Bunun tespiti yapıldığında yaptığımız ilk şey bu adamları kulüpten atmak oldu. Bunu da bad out dediğimiz kötü şekilde ayrılma şeklinde yaptık. Ama bu süreçte de son ana kadar kulüpçülüğün esasına dayanarak mahkemeden gelecek olan kararı bekledik son ana kadar. Sonuçta elimizde net deliller olması lazım. Bir kardeşinizi yargılıyorsanız, bir karar alıyorsanız. Ama mahkemede çıkan karar neticesinde de biz de gerekeni yaptık. Çünkü bizim kulübümüzde hiçbir şekilde illegal bir işle uğraşmanız, yapmanız söz konusu olamaz. Bu son derece önemli bir kriter bizim için. Tehlikeli misiniz? Yerine göre. Bu nasıl geldiğinizle ilgili. Nasıl gelirseniz öyle gidersiniz. Kulüpler arası bölgeler neye göre belirleniyor? Bu tamamen kulüpler arası aslında görüşmelerle, ikili ilişkilerle belirleniyor. Herkes, tüm MC kulüpleri birbirinin bölgesine saygı gösterir. Bu konuda da dikkatli olurlar.
kendi içimizdeki kurallar çerçevesinde bu konuda hassas davranmaya çalışıyoruz. Kulüpler kendi içerisinde, ikili ilişkiler içerisinde MC kurallarını işletirler demiştik. Bu anlamda mesela siz X kulüp, başka bir X kulübün bulunduğu bölgeye geçiyorsanız burada işletilen bir sistem var. Bizim kulübümüzün yetkili sergeant'ı gerekirse diğer kulübün sergeant'ını arar. Şuraya geleceğiz, burada eğleneceğiz, şunu yapacağız. Onayınız var mı diye sorar. Karşı taraftaki X kulüp de buna okey derse bir sorun olmadan o bölgeye geçersiniz. Geçtiğiniz takdirde de onay alıp geçtiğiniz için sizin kişisel güvenliğiniz, motosikletlerinizin güvenliği esasen misafir olarak gittiğiniz bölgedeki motosiklet kulübüne aittir. Trafikte tanımadığınız motor sürücülerine yardım ediyor musunuz? Aslında sırf motosiklet sahipleri olarak düşünmemek lazım. Araç sahiplerine de yardım ediyoruz. Bizim için iki teker üzerinde olman en büyük zaten yardım sebeplerinden biri. Biz mutlak surette yanında durur, bir ihtiyacı var mı diye sorarız. Ama bunu genelde araç sahiplerinde göremezsiniz. Hiçbir araç duran başka bir aracın yanında durup bir ihtiyacın var mı demez ama motosiklet olunca işin içinde biz motorcular birbirimize bu anlamda yardımlaşıyoruz. Mesela bunlara birkaç tane örnek de verebiliriz. Adana'ya tek başıma sürüş yaptığımız sırada Tuz Gölü civarında bir tane jip, iki şerit gidiş, iki şerit geliş, double bir yol. Gözümün önünde böyle 100-150 metre önümde sağa doğru gitti ama sağ şeritte durmadı. O açıyla şarampolden aşağıya atladı direkt. Tabii hemen durdum. Hemen yardımına koştum. Araç taklatarak aşağı düşmüştü. Bir tane yaralı vardı. Bir tanesi araçtan çıkmış kendi çabasıyla. Orada hemen tahtalardan mahtalardan böyle kırını hemen sabitlemeye çalıştım. Bu arada jandarmayı daha sonra ambulans aradım. Bunları koordinasyonunu yaptım. Bu sırada da yaralılara yardım etmeye çalışıyordum. Ambulanstaki doktorun telefonunu aldım. Onlara tam konumu ve yeri tarif ettim. Hastanın durumunu tarif ettim. Biz mesela kulüp olarak ilk yardım eğitimi de alıyoruz. Hem de bunu profesyonel olarak alıyoruz ve sertifikalandırıyoruz. Yani bu da bize çok büyük bir katkı sağlıyor. Hem grup içerisinde olası bir kazada kullanmak adına hem de sürüş esnasında başka bir vatandaşın başına bir şey geldiğinde en azından ne yapmamız gerektiği ya da en önemlisi neler yapmamamız gerektiğini biliyoruz. Hiçbir arkadaşını motor kazasında kaybettin mi? Bir kardeşimi motosiklet kazasında kaybettim. Kulübün ilk kurulduğu yıllarda. O zaman da şimdi de olduğu gibi kulübümüzde yasak olan bir şeydir. Alkollü araç kullanmak, özellikle motosiklet kullanmak bu kulüpte yasak. Kask kullanmadan motosiklet kullanmak yasak. O zaman da bunun üstüne çok duruyorduk. Ama kardeşimize Allah rahmet eylesin. Alkollü motosiklet kullanmasından kaynaklı oluşan bir kazada kaskı olmadığı için kafasını kaldırıma çarpıp vefat etti. Kulüpler arasındaki racon nedir? Tabii ki raconlar var. Ama bu raconları söylersem raconu çiğnemiş oluyorum. Biz en başındaki noktaya geri dönüyoruz. O da şu. Saygı göster, saygı gör. Her isteyen kulüpten istediği zaman ayrılabiliyor mu? Evet, kulüpten herkes ayrılabilir. Ama ayrılma gerekçelerinin sonuna geçerli olması lazım. Haklı bir gerekçesi olması lazım. İyi şekilde ayrılmak için en azından. Daha sonrasında görüşebilmemiz açısından bu önemli. Yoksa tabii ki herkes özgür, kulübü bırakıp gidebilir. Ama bırakma şekli önemli. Sonuçta sonrasında biz bu arkadaşımızla, bu kardeşimizle görüşecek miyiz, görüşemeyecek miyiz? Bunu ayrılma şekline göre, sebeplerine göre belirliyoruz. Kulüp yüzünden işinden ya da eşinden olan oluyor mu? Evet. Hem işinden ayrılan da var aramızda, hem eşinden de ayrılan var. Kulüpte eşler bizim için çok değerli ve önemli. Ancak hiçbir şekilde kulüp içerisindeki mevzuları eşlerimize dahi paylaşmıyoruz. Bu da bizim için çok değerli ve önemli bir nokta. Her şeyin sadece toplantı masasında toplantıda kalmasına dikkat ediyoruz. Kulüp için şimdiye kadar yaptığın en büyük fedakarlık ne? Bir saat sonra hayata kalıp kalmayacağını bilmiyorsun bizim kültürümüzde. Yapılmış bence bir MC kulüpte sürmenin en büyük fedakarlığı bu. Sonrasında da elbette ki harcadığın emek, çaba ve zaman en büyük fedakarlık diye düşünüyorum. Maddi ya da manevi
hiçbir şeyin yerini tutmuyor bunlar. Mesela İstanbul'un bir semtinde halk arasında torbacı olarak bildiğimiz bir grubun bir parkta bu işi yaptığını ve bizim kulüp evine de çok yakın bir mekanda olduğunu fark ettik ve buraya müdahale ettik. Dolayısıyla da oradaki tüm torbacıları temizledik. Tabii bu kulübe o işi yapanların cep almasına sebep oldu ama bunu da üstesinden geldik. Bu bize ne getirdi? Mahalledeki o çocukların anne ve babaları bizim kulübemize gelip teşekkür ettiler. Üzerindeki yamaların anlamları ne? Arka sırttan başlarsak bir kaplan motifi var memur üyelerimizde ve ortasında Hitit güneşi var. Hitit güneşi Anadolu'da kurulan ilk uygarlığı temsil ediyor. Kaplan da zamanında Anadolu'da yaşadığı ve görüldüğü için ve güçlü bir hayvan olduğu için aldığımız bir motif oldu. Ve Anadolu insanı genelde bazı bölgelerde kaplana canavar der. Anadolu'yu temsil ettiğini düşündüğümüzden ve güçlü bir hayvan motifi olduğundan dolayı kaplanı tercih ettik. Onun haricinde burada %1 peçimiz var ön tarafta. Bu MC kültüründe eşdeğerdir. MC olan bütün kulüpler aslında %1 peçi taşırlar. Bazıları taşımaz. Bu MC kulübünün vermiş olduğu bir karardır. Bazıları MC yazar ama %1 yoktur ama aslında %1'i yaşıyorlardır yine. Kulüp ismimiz ve bulunduğumuz rütbe yine bu tarafta yer alır. Burada Türk bayrağımız ve bulunduğumuz şehrin rakırı yer alır. Rakır şurada yer alır. Burada da bulunduğumuz şehri yazarız. Ben Türkiye ofisal rütbelisi olduğum için Türkiye yazıyor. İstanbul'da normal bir memur olsam burada da İstanbul yazacaktı. Rakırlarda şu yanda görmüş olduğunuz uzunlamasına rütbelerimizi aldığımız tekrar bir bölüm. Kabaca bizdeki peç yapılandırması bu şekilde. Kadın üyeleriniz var mı? Kadın üyelerimiz kulübümüzde var aslında. Nasıl var? Eşlerimiz var. Veya support olarak bizimle birlikte motosiklet süren bayan üyelerimiz var. Ama MC kültüründe eğer kastettiğiniz member üyelikse kadın üyeden member olmuyor. Sadece erkeklere özel. Bunun pek çok sebebi var ama bu bir oluşum mantığına baktığınız zaman getirdiği sorumlulukları ve yükümlülükleri bir erkeğin taşıması daha kolay diyebiliriz. Ayrımcılık yapmak anladığına söylemiyorum ama bu işin akışı bu şekilde ilerliyor. Bu bize ait bir şey de değil. MC'nin genel kültürü böyle. Kültür bu şekilde olduğu için de bize de bu kural geçerli. Chapter ile charter arasındaki fark nedir? MC kültüründe bazı kulüpler chapter dediğimiz sistemle yürürler. Anatolian Tigers MC bir chapter sistemiyle yürüyen kulüptür. Burada merkezi bir yönetim vardır. Bu yönetim altında da diğer şubeler yer alır. Başka şehirlerdeki şubeler yer alır. O şubelerin de kendi yönetimleri vardır. Ama merkez yönetimin almış olduğu kararlar doğrultusunda hareket ederler. Charter sisteminde bölgeler merkeze bağlı olmasına karşın bazı karar alma durumlarında bölgesel kararlar alıp uygulayabilir. Hayata geçirebilir. Böyle bir ayrım söz konusu. Ama biz kurulduğumuz günden beri chapter sistemini ilerliyoruz. Şu ana kadar kulüp içerisinde yaşadığın en ilginç olay ne? Unutamadıklarımdan bir tanesi Anatolian Tigers MC olarak bizim ismimizin geçtiği her yerde 57. alay sürüşümüz ismi geçer. Bu bağlamda bir gün yanılmıyorsam Bahçeşehir'e doğru giderken İleride bir baktım, bir tane iki yıldız komutan arabası, onun eskortları. Ben yanlarına geldim. İlk önce bir komutana selam verdim. Hemen biraz gazı açtım, Filema'nın yanına geldim. Bir de Filema'ya selam verdim ve devam ettim. İleride o zamanlar Bahçeşehir jandarma kontrolündeydi. Şu anda bildiğim kadarıyla polis bakıyor. Jandarma arkadaş durdurdu, evrak kontrolü yapıyor. Tam o sırada şey geldi, demin geçtiğim komutan geldi. Siz dedi, Anadolu kaplanları değil misiniz dedi. Evet komutanım dedim. Yanımdaki kontrolü yapan arkadaşa döndük. Bu arkadaşların geçiş üstünlüğü var, bırak geçsinler dedi. Benim unutamadığım anlardan bir tanesidir. Çanakkale'de çünkü 57. alayla sürüş toplam 10 yıldan fazla sürdü. Doğal olarak da böyle bir en azından tepki almamız, komutanlarımızın bizi tanıyor olması çok hoşumuza gitmişti. Unutamadığım anlardan bir tanesidir.
Bir motorcu olarak trafikte yaşadığın en büyük sıkıntı ne? Vallahi say bitmez aslında. Çok fazla sıkıntımız ve sorunumuz var. Burada en önemli sorun trafikteki araç sahiplerinin bilinçsiz ve eğitimsiz olması geliyor. Bu her şeyin temeli aslında. Şöyle ki, insanlar farkında değiller ama mesela en basitinden cep telefonunu kullanmak son derece yaygın ülkemizde. Bu bir büyük sorun. Onun haricinde kurallara uymadan hareket etmeleri çok büyük bir sorun. Özellikle kavşak geçişlerinde, ayrımlarında daha doğrusu çok büyük risk yaşıyoruz. Özellikle sağ şeritte gidiyorsanız en soldan çaprazlama girip öbür kavşağa girmeye çalışanlardan kaynaklı pek çok ölümcül kaza var. Diğer araçların sıkıştırma gibi problemleri var. Onu çok karşılaştığımız bir sorun. Araçlar tarafından fazlasıyla taciz yiyebiliyorsunuz. Siz virajda en basitten bir motosiklet sağ dönüş yapacaksa sola doğru yaklaşırsınız rahat dönüş yapabilmek için. Siz sola doğru yaklaştığınızda araç cart diye yanınıza giriveriyor. Sizin dönüş hattınızı kapatıyor. Çok büyük risk oluşturuyor. Yakın takip yapan araçlar çok fazla var. Bu da bir başka sorun. Fren basmaya korkar hale gelebiliyorsunuz. Bütün bunlar totalini aldığınızda İstanbul'da dahil olmak üzere gerçekten Türkiye'de motosiklet kullanmak riskli.